Çok enteresan hakikaten. Şu İyi Parti ile ilgili açıklama yaptı. Biz hafta sonu CHP'nin şeyine katılmayacağız. Hani bu anayasa ile ilgili mitingine katılmayacağız diye. Hatta sizin de tweetinizde vardı. Hani tarihin mi yazdınız bilmiyorum, en büyük hayal kırıklığı şeklinde. İyi Parti ne yapıyor sizce? İntihar ya da ediyor, anlamıyorum. İntihar ediyor ya da bir yerlere yamanacak. Sağda büyük bir partiye yamanmanın hazırlığını yapıyor herhalde. Meral Akşener'i anlamak zor. Çok büyük bir hayal kırıklığıdır. Yani öfkelerini yenemiyorlar. Şeye kadar haklıydı. Ben de destekliyordum. Kazanabilecek bir aday ısrarı, Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması konusunda falan ama yok, kendilerini kurtaramadılar. O marjinal sağ, milliyetçi muhafazakar, elini kolunu sallasan milliyetçi muhafazakar, dinci muhafazakar partiye çarpıyor siyasette. Ama merkez sağdaki boşluğu doldururlar diye umut ediyordum ama hiç yokmuş. Bence yerel seçimden sonra işte Büyük Birlik ayarında bir parti olup biter giderler. Yani marjinal bir parti haline geldi. Bunu da herhalde öfkesine yenik düştü. Meral Akşener, etrafındaki yöneticileri de aynı telden çalıyorlar. Yani 40 yılın başında CHP işte bir miting düzenliyorum diyor anayasa ihlaline karşı. Bak onu bile konuşmuyoruz, görüyor musun? Ne kadar kanıksadık. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir şey yok yani. Tabii. Anayasa emrine rağmen anayasa mahkemesi kararı uygulanmıyor ikinci defa. Ve biz onu konuşmuyoruz bile, Türkiye'nin gündemi diye. Taksiciyi falan konuşuyoruz. Ne kadar kanıksadık. İşte buna karşı ben şunu önermiştim ama yapmadılar. Yani ben kimim? O ayrı mesele. Bence CHP İstanbul'da Galata Köprüsü, bir pazar sabahı Galata Köprüsü'nde yapsın şeyi. Bu miting için başvursun, izin alsın. Bakalım vali verecek mi? Çünkü Türkiye'nin, İstanbul'un miting yerleri ya Maltepe Meydanı'dır ya Yenikapı Meydanı'dır. Ama o şeylere, dincilere Galata Köprüsü açıldı, valilik izin verdi. Şimdi bence orada yapması gerekir. İstanbul'da da bir miting yapması gerekir CHP'nin. Bir şey değiştirir mi zannetmiyorum. Artık onlar için çok geç kalın. Yani biz geçen hafta birkaç programda söyledim. Hadi sizin için de söyleyeyim. Yani ben öyle örnekler veririm ki Türkiye 15 sene içinde hukuk devletinden Erdoğan'ın cümlelerini tekrar ederek nasıl uzaklaştığını, yargı bağımsızlığından nasıl uzaklaştığını bir gecede gelmedik buraya. 15 sene önce başladı. Bak birkaç örnek cümle vereyim bağırın sizin için. Bir başbakan düşünün ki yargının gücü yetiyorsa gelsin sarayın inşaatını durdursun diyor. Bir başbakan düşünün ki anayasanın 138. maddesi, kimse yargıya talimat veremez maddesi varken başbakan diyor ki yargıya gerekli talimatı verdik, onlar da gereğini yapıyorlar diyor. Bir başbakan düşünün ki yargı bize ayak bağıdır diyor. Bir meclis başkanı düşünün ki Cemil Çiçek tam 10 sene önce 2014 Ocak ayında diyor ki anayasanın 138. maddesi ölmüştür diyor. Yani yargı bağımsızlığını garanti altına alan, yargıçlara kimsenin talimat veremeyeceğini garanti altına alan madde için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yargı bağımsızlığı ölmüştür diyor. Kimsenin gıkı çıkmıyor. Yüksek yargı hakimleri şeye gidiyorlar, çay toplamaya gidiyorlar başbakanla. Bu özel hayattır deniyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı 7-8 sene önce diyor ki vatandaş en ücra bir yerde bile karşısına çıkacağı hakim ve savcının siyasi görüşünü bilmektedir. Bu çok tehlikelidir diyor. Bu ülkede gık çıkmıyor. Ne muhalefetten, ne medyadan, ne hukuk fakültelerinden, ne akademiden. Ve benim hassas noktam bu olduğu için ben buraya yazıyorum bu cümleleri. Ve benden başka hatırlayan yok. Ve medyada bu cümleler, bir 3 kişi yaralandı, bir trafik kazası haberi gibi okunuyor ve bitiyor. Bir AKP milletvekili çıkıyor ki 6-7 sene önce,
Yasama bizde, yürütme bizde, yargı bizde, her şey bizde diyor. Şimdi biz de şaşırıyoruz. Aa, ya Türkiye ne oldu? Hukuk devleti değil mi? Anayasa Mahkemesi kararı uygulan. Lan adamlar bağırıyor, 15 senedir bunları söyleye söyleye geldiler buraya. Kimse gıkını çıkarmadı. E şimdi de hadi canım Tandoğan Meydanı'nda miting yap da Türkiye'yi hukuk devleti olsun yeniden. Yani akşam yemeğinden sonra günaydın CHP. Bir duyarlı. Bir örnek daha vereyim size, özür dilerim. CNN Türk'te işte Şirin Payzın o zaman orada çalışıyor. Hiç unutmuyorum ya, orada akademisyenler, hukukçular falan böyle tartışma programı. Haftaya diyor konumuz şu olsun. Türk yargısı Kemalistlerin elinde mi, FETÖ'cülerin elinde mi? Veya cemaatçilerin. Lan bir ülkede yargı şunun elinde mi, bunun elinde mi, olur mu böyle bir tartışma ya? Ve hukukçular da evet olur diyor, tartışırız falan diyor. Ondan sonra biz yargı bağımsızlığı bilmem ne anlatıyoruz birbirimize. Yazık. Şuursuzluğun kanıksanmış hali. Onu bilmem. Ben sosyolog değilim. Neyse ne. Ama ben sonuca bakarım. Adalet yoksa iş de yok, aş da yok. Bugünlere geldik işte. Adalet ekmektir. Ben yıllardır şey yapıyorum. Her fırsatta söylüyorum. O duruşma salonlarındaki adalet mülkün, devletin temelidir tabelasını yargıçların kürsünün arkasından alın da önlerine koyun. Onlar görsün. Onlar görsün. Millet biliyor zaten. Onun için bir umudum yok. İşte yapsınlar bakalım şey, miting yapsınlar. İyi Parti katıldı, katılmadı, hiçbir şey değişmez.